Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na görüşülmekte olan 144 sıra sayılı kanun teklifinin 14. maddesinde geçen 26. maddesinin ibaresinin 26. maddesindeki olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Mensur Işık Muş, Habib Eksik Iğdır, Tülay Hatimoğulları Adana, Filiz Kerestecioğlu Ankara, Murat Çepni İzmir milletvekilleri. Bu önergeye katılıyor mu? Katılmıyor Sayın Başkanım. Önerge üzerinde söz talebi Sayın Filiz Kerestecioğlu Demir'im, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu maddeyle son dönemde yaşanan depremlerde konutları zarar gören yurttaşlara verilecek kredi destekleri düzenleniyor. Köylerde pek çok konut, iş yeri ve ahırların deprem sigortası olmadığı için yurttaşlara zararları için destek verilmesi elbette yapılması gereken bir şey. Fakat bu bir deprem tedbiri değil. Yine depremin yarattığı yıkımların telafisine ilişkin bir düzenleme. Oysa her şeyden önce can kayıplarını önlemek için alınması gereken tedbirlerden söz etmemiz gerekiyor. Uzmanlar olası bir depremde on binleri bulacak can kayıplarından bahsediyorlar. 17 Ağustos 99 depreminin üzerinden 20 yıl, 23 Ekim 2011 Van depreminin üzerinden 8 yıl geçti. Fakat halen ne olası bir depreme ne de herhangi bir afete hazır durumdayız. Hazırlık için yeterli kaynak var mı? Var elbette. 99 depreminden sonra depremin yarattığı hasarlar ve alınacak tedbirler için getirilen özel iletişim vergisinden bugüne dek toplam 66 milyar 379 milyon lira gelir elde edilmiş. 66 milyar 379 milyon lira gelir elde edilmiş özel iletişim vergisinden. Bu vergi ilk yıllarda prefabrik ve kalıcı konutlara kira ve barınma yardımı ile zarar gören altyapıya harcanmıştı. Fakat AKP hükümeti döneminde kalıcı hale getirilen bu verginin yıllardır nereye harcandığı bilinmiyordu. Ta ki dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sağlık, eğitim ve duble yol için harcandığını söyleyene kadar. Bir de alay eder gibi bir aylık maaşımı depremzedelere bağışlayacağım lafzına muhatap olmuştuk. Sonra yılların deprem vergisinin aslında deprem vergisi olmadığı bile iddia edildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik başından beri deprem tedbirleri için toplanan vergi için bu iletişim vergisidir deyip çıktı işin içinden. Zaten ülkemizde haberleşme pahalı. Üzerine eklenen vergiler azmış gibi bir de ekstra vergi neden toplanıyor? Herhalde bu soruları sormamız gerekiyor arkadaşlar. Üstelik afet durumunda hayati olan iletişim altyapısının Türkiye'de ne durumda olduğuna hepimiz en son Eylül ayında yaşanan İstanbul depreminde de tanık olduk. GSM operatörleri altyapılarına zarar vermeyen 5.8 büyüklüğündeki bir depremde bile kilitlendiler. Bakınız, toplanma alanları demiştik. 99 depreminin ardından İstanbul'da 496 toplanma alanı belirlenmişti. Bugün hemen hepsi ranta açılan toplanma alanları 77'ye düşmüş durumda 496'dan. AFAD ise minicik alanları, çocuk parklarını, cami avlularını toplanma alanı göstererek 2354 toplanma alanı olduğunu iddia ediyor. Oysa toplanma alanlarının ikamet edilecek, yani konteyner ve çadır kentlerin kurulacağı, duş, ısınma gibi temel ihtiyaçların da yer alabileceği alanlar olması gerekiyor. Ranta açılan toplanma alanlarına birkaç örnek vereyim. Yapımı sırasında 10 işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği Torun Center'ın yükseldiği Ali Samiyen Stadı, Akasya AVM'nin yer aldığı eski Otosan arazisi ve daha niceleri Erenköy'de Tarım İl Müdürlüğü'nün bulunduğu yerler. Evet, mesele yine rant, yine rant. Her şey ve her dönüşüm deprem değil, rant odaklı arkadaşlar.
2 milyon ruhsatsız ve iskansız bina var. Fakat projeler kentlerin rant değeri yüksek bölgelerinden başlatılıyor. Mevcut yapı stoğunun büyük bir kısmı onarılıp güçlendirilebilecekken yık yap anlayışıyla yalnızca kârı hedefleyen projeler hazırlanıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin ve akademisyenlerin yıllardır üzerinde durduğu gibi tüm mevcut binaların önce envanterinin çıkarılması, yık yap anlayışı yerine güçlendirilebilecek binaların bir an önce güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. İstanbul ve Van depremleri yüreğimizin büyük bir acısıdır. Ama biz bunun sadece bir felaket, doğal afet olmadığını biliyoruz. Deprem değil, sorumsuzluk önergeyi önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir. 14. madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir.